Evet, 3 şerit takipçileri, yeni bir Tesla merhaba. İtalya'da Dolomitilere geldik. Avusturya Alplerinin bir uzantısı. Dolomitilerdeyiz. Burada çok Yamaha'nın yepyeni bir motosikletini test etmek için geldik. Aslında dışarıdan bakıldığında abisi MT-09 Tracer'a oldukça benziyor. MT-07 Tracer, yani bir diğer adı da Tracer 700. Yamaha'nın Sport Touring sınıfına yeni üyesi oldu MT-09 Tracer'dan sonra. Bu sınıfta orta ölçekli bir motor eksiği vardı Yamaha'nın ve gecikmeden bu eksiği doldurdu. Daha genç tüketiciler için bir motosiklet yarattılar. Çünkü MT-09 Tracer'da araştırmalara göre ortalama yaş 45 ve 50 aralığındaydı satın alanların ortalama yaşı. Burada daha gençlere hitap etmeye çalışmış Yamaha tasarımıyla başlayalım biraz. Önde çift göz şeklinde farı var. Biraz çekik Japon olduğunu da ortaya koyuyor Yamaha Tracer 700. Tasarıma dışarıdan baktığımızda MT-09 Tracer'a benziyor ama farklılıklar da var elbette. Öndeki süspansiyonlar farklı. Elbette boyu farklı. İçindeki motoru da farklı. Bu motosiklet MT-07 şasisi ve motor bloğunun üzerine tasarlanmış bir motosiklet. Gücü 75 beygir güç üretiyor ve 68 Nm tork değerine sahip. MT-07'den farkları ne dersek, sele yüksekliği 5 cm daha yüksek, 83 cm'lik bir selesi var ve elbette konforu da daha dik gidon tasarımıyla arttırılmış. Aynalara gelecek olursak, aynalar da MT-07'den oldukça farklı. Arkayı çok rahat görme şansı elde ediyoruz. Bu motosikletin MT-07'den bir farkı daha var elbette. O da boyu. Şasisi aynı dedik, aynı altyapı üzerine kurulu dedik ama bu motosiklet 5 santim, yani 50 milimetre daha uzun. Onu da nasıl yapmışlar? Arka maşayı 5 santim uzatarak bu motosiklette daha dengeli ve daha rahat viraj alabilen bir motosiklet olmuş açıkçası MT-07'ye göre. 196 kilo ve 75 beygirle sınıfının en yüksek güç ağırlık oranına sahip motosiklet bu Tracer 700. Çok geniş bir aksesuar listesi var ama standart olarak sunulan şeylerden bahsedeyim isterseniz öncelikle. Öndeki bu cam ayarlanabilir. Buradaki vidalardan gevşetilip yukarıya aşağı ayarlanabilir bir cam yapmışlar Yamaha bu motosiklette. Bu elcik korumalar standart olarak geliyor. Deponun yanında bu diz tutucular da standart olarak sunuluyor. Frenlemede öne kaymamızı engelliyor. Frenlere gelecek olursak önde 285 mm'lik çift disk var. ABS standart olarak sunuluyor. Ve MT-07'den bir farkı daha var bu motosikletin. Deposu. MT-07'den 3 litre daha büyük bir deposu var. 17 litrelik deposu var. Yamaha'nın iddiası bu motosikletin 17 litrelik deposuyla 380 km yol almak. Elbette biz bu dağ yollarında yol yaparken 250-300 km'ye yaklaşan bir yol yaptık ve bir depoyu bitirmedik. Ama tüketim Yamaha'nın fabrika verilerinden biraz daha yüksek oldu. Çünkü biz biraz fazla gazladık ve oldukça virajlı ve yokuşlu yollardan geldik. Bu da tüketimin biraz artmasına sebep oldu. Elbette bu kadar güçlü bir motosiklette tüketimi biraz arttırabiliyoruz. Ekranda dijital bir ekran var ve aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Vites göstergesinden yakıt göstergesine her türlü bilgi orada mevcut. Bir de ek olarak eko modu, mod değil ama ekonomik kullanımda hız göstergesinin üstünde eko yazısı çıkıyor. Böylece Yamaha'nın söylediği fabrika verilerine de yaklaşabiliyoruz eğer eko yazısı yanarken kullanırsak. Yamaha Tracer 700 ile beraberdik. Evet, bu güzel dağ yollarında sizin için test ettik Tracer 700'ü. MT ailesine yeni bir üye de diyebiliriz ama tamamen ayrı bir sınıf olarak, sport touring olarak üretilmiş. Çantalar takılabiliyor. Çok geniş bir aksesuar listesi var. Burada standart olarak sunulan artçı tutacakları da mevcut. Sele de değişebiliyor. Touring için konforlu selesi de var. Sportif motoru touring, yani konforlu uzun yola gidebilecek bir tasarımla birleştirmiş Yamaha Tracer 700'de. Bu beklenen motosikletin
lansmanı İtalya'da Dolomitiler'de gerçekleştirildi ve biz de sizin için burada testine konuk olduk. 3 şeritten şimdilik görüşmek üzere, yeni testlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.